Herkese selamlar sevgili dostlar, ben PlayDidireme Kırcan, yeni bir oyunla karşınızdayım. Caravan Sandwich isimli oyunun demosunu deneyimleyeceğiz. Bakalım nasıl bir oyunmuş, ne vaat ediyor bize, neler göreceğiz. Hemen play diyorum ve başlıyoruz oyuna. Bakalım oyun bize ne sunacak. Hoş geldin Caravan Sandwich demosuna. Bu diyor bir giriş kısmı, size içerikle ilgili bir parça sunacağız. Umarım seversiniz. Muhabbet yapıyor. Üçüncü kamera açısıyla oynayabiliyoruz oyunu. Tamam. Çok tatlı, sempatik, böyle buzdolabına falan baktığımızda daha yuvarlak hatlar olan bir şeyiz. Eşyaları olan, asetler olan bir oyunun içerisindeyiz. Buradan ara sokuyor ve suyun altına saksı koymuşlar. Saksıyı öyle suluyor. İlginç bir yaklaşım. Teknolojiyle çökmüş, yıkılmış bir dünyanın içindeyiz efendim. İkisi iç içe. Öyle gözüküyor en azından. Evet, dışa çıkalım bakalım. Dışarıdayız. Köyde seni bekleyenler var. Büyük ihtimal onların bir planı vardır. Çeşitli planları vardır. Sen de git onlara eşlik et diyor. Ne demek istiyorsun yani? Git ve kendin gör ve işte ihtiyacın olanları al diyor. Tamam, okey, yaparız onu. Şöyle bir çevre tasarımına bakalım. Biraz yeni oyunlara benziyor. Epic'in yayınladığı oyunlara benziyor bu oyunun görsel paleti. Aracımıza binebiliyor muyuz? Evet, binebiliyoruz. Yeni bir mesaj vermiş. Mesaj ne? Hey, yeterince uyuyabildin mi? Gelip beni garajda görmeni istiyorum. Yani seninle konuşacağımız konular var Jammer'la ilgili diyor. Evet, başka bir şey var mı gibi bir şey söylüyor. Haritadaki yerimize bakalım. Tamam. Şurada bir bina var. Şurada bir soru işareti var. Araçla birlikte gezip etrafta bir şeyleri lootladığımız, aldığımız bir oyun gibi gözüküyor. Buraya girebiliyor muyuz? Hayır, giremiyoruz. Eğer diyor şeye basarsan diyor aracın daha hızlı gider. Shift tuşuna basarsan daha hızlı gider dedi. Burada ne varmış şimdi? İlginç bir şey. Bunu alabiliyoruz. Bu neymiş? Bir component'miş, yani bir parçaymış. I tuşuna basarak da elimizdeki malzemeyi görebiliyormuşuz. Unjammer varmış efendim. Bunun tam olarak ne işe yaradığını anlayamadım. Sanırım magnetler, yani malzemeyi bulmamız için kullanılan bir nesne. Bir çeşit saatimiz var ve bununla zamanla connection, yani bağlantı kurabiliyoruz sosyal ağımıza. Aile fotoğrafımız var. Bir tane de anahtarımız var. Sanırım şeyin anahtarı. Sinyal azaldı diyor. Böyle bıdıklı gezmeyeceğiz. Aracımızla birlikte gezmemiz gerekiyormuş efendim. Aracımıza geri dönebiliyoruz. İstediğimiz yerde R tuşuna basarak aracımıza geri dönme şansımız var. Güzelmiş. Evet, in araçtan. Bu neymiş? Gittiği için, bağlantımız koptuğu için mesajlar da bozuldu. Böyle bir şey oluyormuş. Buradan yukarı mı çıkacağız acaba? Ne haber? Kaçmıyor da. O da güzelmiş. Burada bir şey bulduk. Drone. Hey, geri dön. Ah, batırdım diyor. Düşündüğüm gibi olmadı. Drone'u çalıştırdık, drone kalktı gitti abi. Buradan düşsek ölür müyüz acaba? Hayır, ölme diye bir şey yok. Şu surata benziyor şu taş.
Daş surata benziyor daş. Ya bu renk paletini birçok oyunda kullanmaya başladılar ya. İlginç. Çok fazla kullanılıyor artık. Yani daha mı kolay oluyor acaba? Bilemiyorum ki. Hemen arabamıza geri dönelim. Bir de buralara bakalım. Burada ne varmış? Ve girilebiliyor mu? Hidropostmuş bu yeni bölgenin ismi. Her arabadan arabadan böyle bir iniş animasyonu, hani kapıyı kapama animasyonu falan yapsalar güzel olmuş. Onun yerine şey yapmışlar. Hani bekliyorsun, o şekilde iniyorsun. Hop. Girmeye çalışıyoruz. İçerideki robot bizimle iletişim kuruyor. O da güzel. Şunu çalıştırmamız lazım sanırım. Biz bu çipleri toplayıp ne yapacağız ya? Bu çipler para gibi bir şey olarak kullanılıyor. O neydi öyle? Hey! Bayım! Aa, kayboldu. Aa, buraya gelmeye çalışıyorduk az önce. Ne haber? Kapı kilitli, bu kapıyı açmama yardımcı olmuşsun gibi bir şey söylüyor. Niçin dışarı çıkmak istiyorsun? Bir obje koleksiyonunu tamamlamak istiyormuş. Onun için dışarı çıkmak istiyor. Pipet Luke'a bakacakmış. Koleksiyonun parçası olmuş. Kapının sorunu nedir? Switch mekanizması ile ilgili bir sorun varmış. Şaka mı yapıyorsun? Diyor falan filan. Okey, yardımcı olacağım sana. İşte bu konuda bana yardımcı ol gibi bir muhabbet yaptı. Bu robotlar... Eğer bu robotlar çok tehlikeli değilse gibi bir şey söylüyor. Dürüst olmak gerekirse diyor, bu robotlara karşı sanırım pek bir niyet beslemiyor. Sanırım bu dünyayı bu hale getiren bu robotlar. Tebrikler, başardın. Artık kapım açıldı diyor. Bunun karşılığında bana bir ödül verecek misin? Buradan bir şey edinmiş olduk. Teşekkür ederiz. Efendim. Tekrar buradan yukarı çıkalım. Yukarıda bu almadığımız bir şeyler var mı, onlara bakalım. Burayı açmıştık. Belki buralarda hala alınmamış bir şeyler vardır. Bak, orada ipler falan var. Demek ki yukarı çıkabiliyoruz. Arkadaşlar, yüksekten düşme, ölme gibi bir şey yok. Bu oyun bildiğiniz sakin kafayla etrafta gezeceğiniz, etraftaki küçük bilmeceleri çözeceğiniz ve bunun sonucunda işte küçük ödüller alıp sakin bir müzik eşliğinde, güzel bir renk paleti, bir konseptte gezdiğiniz, takıldığınız bir oyun. Tasarımı bu. Görünen bu gibi. Büyük ihtimal aracımızı geliştireceğiz oyunun ilerleyen kısımlarında. Bu aldığımız çipler de büyük ihtimal bu işe yarayacak. Bir çip daha aldık. Büyük ihtimal bu çipler aracımızı geliştirmede işe yarayacak. Öyle tahmin ediyorum. En son 2 yıl önce buraya gelmiş sanırım.
Çok üzücü bir hikaye diyor. Buradan bağlantı sağlayabilirim diyor. Tamam. Henüz gitmek istediğimiz yere varmış değiliz. Köye gitmiş değiliz. Ben etrafta belki bir şeyler vardır. Onları toplayıp aracımı geliştirmede yardımcı olur düşüncesiyle şey yapıyorum. Şeker bulduk. Tatlı gibi bir şey. Tadı böyle değildi. Bunu arıyordum ama pek istediğim gibi değil gibi bir şey söyledi. Okey. İçecek yeşil renkte. Çok severim. Ama şu an içemem diyor. Tamam. Güzel tasarlamışlar. Çok tatlı gözüküyor oyun. Evet, burada göreceğimiz şeyler de bu kadar sanırım. Büyük ihtimal buraları gelip hani şey biraz şey kafası hani önce buradaki bir kapıyı açmamız için bir anahtar gerekecek. Gideceğiz, alacağız, geri geleceğiz. Yani harita, aynı harita üzerinde birçok kez gidip geldiğimiz bir süreç olacak gibi gözüküyor. Bak burada da kutular falan var, çıkılabilecek yerler var. Büyük ihtimal bunların her birinde farklı bir hikaye, farklı bir görev düzeni var. Küçük görevler var ve biz oralardan çeşitli şeyler kazanacağız. Estello köyüne geldik efendim. Nefle diyor, sana harika haberlerim var. Neymiş o? Distral sinyalini takip ediyormuş ve buradan bize çeşitli araştırmalar bağlıyormuş. Nereden başlamam gerekiyor? Herhangi bir fikrim yok. Evet, işte harika olacak bu. Sana güveniyorum. İyi zamanlar olacak gibi bir şey söylüyor. Jammer kullanarak takip edebilirsin. Bunun için sana bir tool yani alet tasarladım. Gerekli komponentleri getirdiğin takdirde yapabilirim. Komponent hangilerini istiyorsun? Zaten bulmuşsun onları. Elektronik bazı parçalar gerekiyordu. Onları bulmanı istiyordum. Ve biraz metal, mikro kontroller kayıptı. Onlara şey yapacak. Bu komponentlerden onları bulacak. Bunlar çok değerli bu parçalar. Bunları bulduğuna sevindim. Falan muhabbet yapıyor. Hadi bakalım. Abi çok yazı var. Bir saat bunları bekleyemem. Şimdi şu kırmızı şeylerden bulmamız gerekiyormuş. Çiplerden de 13 tane olması gerekiyormuş. Bizde 6 tane var. Bu kırmızı zımbırtlardan da 5 tane bulduğumuz takdirde bu yeni aleti alıp yolumuza devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Burası bizim bir nevi atölyemiz. Burada çeşitli parçaların üretimi var. Efendim. Ops. Ya işte tahmin ettiğim gibi. Mesela işte bu haritadan tabi haritamız küçük. Demo olması sebebiyle. Büyük ihtimal demo olmasaydı aşağılarda bölgelerde başka haritalar da olacaktı. Mesela bakın şu an haritanın bu kısımları gözükmüyor. Bizim bu yuvarlak çember içerisinde şu malzemeleri bulmamızı istiyor. Belli ki buralarda da harita genişliyor. Demo olduğu için çok genişlemeyecek, çok büyümeyecek ama en azından bir kısmının genişlemesine izin verecek haritanın. Ve biz parça parça bir şeyler buldukça yolumuza devam edeceğiz. Bunlarla hiç konuşmayacağım. Onlar da bana çünkü yan görevler verecek. Ne haber Pampa? Çok konuşma var. Evet, birlikte yol almayı ne dersin gibi bir şey söylüyor son olarak. Ve orada bitiyor. Bu arkadaşlardan yan görevler, ana görevler ve çeşitli malzemeler alacağımız gözüküyor. Yani burası görevleri aldığımız şey. Yani yeni bir şey edinmişiz, obje edinmişiz. Objemiz buymuş. Neymiş bu? Zeytinyağı gibi bir şeyle yapılmış. Çok seveceğimiz bir nesneymiş efendim. Yiyecek gibi bir şey olabilir. Emin değilim. Ya da ekim falan yapılabilecek bir şey olabilir. Şurada ilk yardım paketleri var. Demek ki birileriyle kapışacağız, dövüşeceğiz ki ilk yardım paketlerimiz olması gerekiyor. Bize yiyecek verdi. Tamam. Bunlar sanırım yaralandığımızda falan kullanmamız gereken yiyecekler olacak. Neymiş? Ya hikaye çok detayına girmiyorum sevgili dostlar. Sonuçta bu bir demo. Ve biz demoyu deneyimlerken hedefimiz, amacımız nedir?
amacımız nasıl bir oyun olduğu, nasıl bir tasarım olduğu, animasyonların ne olduğu gibi şeyler. Şimdi bakın gördüğünüz gibi bu yol kapalı. Büyük ihtimal demo olmasaydı bu yol açık olacaktı ve bu yol üzerinden biz farklı yerlere gidip farklı görevler alıp hem keşfettiğimiz hem küçük puzzle'lar, bulmacalar çözdüğümüz hem de bu sakin arka planda çalan böyle huzurlu bir fon müziği ve bu müzikle birlikte çeşitli görevleri yaptığımız. Burada vardı bir görev değil mi? Buradan yol devam etmiyor. Acaba şuradan mı gitmemiz istiyor? Ama haritada gözükmüyor. Burada sinyal yok. Bu gem dedikleri şey yani sinyali genişletmemiz gerekecek büyük ihtimal oyun sırasında. Evet, görev yeri olarak bizi buraya yolladı. Büyük ihtimal şu kapıyı açıp görevi gerçekleştirmemizi istiyor oyun bizden. Evet. Kırmızı hat bize diyor ki kardeşim, birincisini bulduk malzemenin. Kapıya girmenin başka bir yolu olsa gerek. Tamam, bir çip daha bulduk. Nereden girebilir acaba? Buradan tırmanabilir miyiz? Hayır. Belki sağında solunda girebilecek bir yer vardır diye bakıyorum. Burada büyük bir felaket olmuş bu dünyada. Hani felaketin ne olduğunu tam şu an bilemiyoruz ama oyunun ilerleyen kısımlarında büyük ihtimal bize bunu da sunacak. Yani felaket şöyle oldu, böyle oldu diye anlatacaktır diye düşünüyorum. Ve dramatik bir öykü arkada fon müziği eşliğinde önümüzde işte böyle deniz manzarası ile bu sorunu nasıl çözeceğimizi anlattığı bir... buradan gidebiliyormuş. Şuraya zıplayabilir miyim acaba? Evet, buradan... Buraya tutunabiliyor muyuz? Hayır. Evet. Sevgili dostlar, demoyu burada bitiriyorum. Az buçuk nasıl bir oynanışı olduğunu görmüş olduk. Nasıl bir konusu olduğunu, nasıl bir animasyonu, yani oyuncu animasyonları nasıl olduğunu öğrenmiş olduk. Bakın buradan şey var, yukarı çıkış var. Büyük ihtimal şu şeyden, direkten veya oralardan bir yerden bir geçiş olacak. Ve yukarıdaki sorunu buradan tırmanıp giderek çözeceğiz büyük ihtimal. Öyle tahmin ediyorum. Neyse, demolardaki hedef dediğim gibi oyunun nasıl bir oyun olduğu, animasyonların nasıl olduğu, çevre tasarımının, konseptinin, görevlerinin, dizaynının nasıl olduğunu görmemiz için bize sunulan bir yoldur. Hani demoların amacı bu. Ve bunu da birlikte deneyimlemiş olduk. 15 dakika boyunca oyun içerisinde gezip neler yapmamız gerektiği, bize ne sunduğunu öğrenmiş olduk. Ve videoyu da burada bitirmenin zamanı geldi. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video başka bir demoyla devam edeceğiz. Bu ara Let's Play serilerimiz devam ediyor. Onlara da bir göz atarsanız sevinirim efendim. Ara ara da film, dizi vesaire denk geldiğimde izlediğim şeyleri değerlendirdiğim videolar oluyor. Onlara da bir bakarsanız sevinirim efendim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.